Herkese merhabalar, ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. 9.02 güncellemesi NA sunucusuna geldi. Koleksiyon kısmına geldiğimiz zaman buraya Champion skinleri de eklendi. Oyun içi görüntüler olarak geçen paylaştığımızdan pek de farklı şeyler yok açıkçası. Yani kılıcımız bu şekilde. Görüyorsunuz zaten. Şampiyon harazisi eklediğimizde işte killer alındıkça vesaire animasyonlar ilerliyor. Hani onları yine klasik şekilde videonun sonuna bırakırım ama dediğim gibi hani önceki videoda konuştuğumuzdan çok da farklı bir şey yok. Zaten orada hani koleksiyonu ayrıntılı olarak görmüştük. Yine hani Phantom'a bakmak istediğiniz zaman Phantom da bu şekilde duruyor. Hani bu arada yani geliştirilmemiş hali de güzel duruyor ama keşke böyle küçük animasyonlar olsaymış. Kasasını vesaire güzel yapmışlar. Burada hani farklı bazı şeyler var. İlk olarak poligon kısmı değiştiriliyor. Tıpkı konsolda olduğu gibi bir hale getiriyorlar. Poligonumuz artık gelişiyor. Şu an zaten gördüğünüz ekran içerisinde de değişiklikleri belki fark ediyor olabilirsiniz. Konsoldaki poligonu direkt olarak tüm sunuculara getiriyorlar. Bu güncelleme de çarşamba sabahı Türkiye'ye gelmiş olacak. O direkt ultim hazırla başladık. İşte poligonun bu kısmına geldiğimiz zaman uçan cihazlar burada, akbabalar. Burada yine işte hani şurada bulunan bu nişan bölümü burada vesaire hani böyle bir değişiklik var. Buradan sanki bakın böyle bir ne denir, simülasyon bozulmuş gibi bir hava vermişler. Burada şey de yapmışlar bu arada. Hani özel eğitim modunu da güncellemişler. Ben şu an Amerika sunucusunda olduğum için biraz kasmalar vesaire de yapabiliyor. Az önce bug mı oldu? Sanki şuradaki çizgiyi bug zannettim. Alıştırma kısmına girdiğimiz zaman vesaire hani çok da bir şey yok galiba değişiklik. Konsol da farklı olarak böyle duvarlar atıyordu ama o sanırım sadece özel eğitim modu için. Poligonun içerisinde, kendi içerisinde hani pek de farklı bir şey yok gibi duruyor. Böyle hani içeride bir değişiklik yok gibi duruyor. Onun dışında da zaten dediğim gibi hani bu bölge dışında çok da ekstra bir olay yok. Şuradaki portal var, buradaki portal var, kapılar vesaire. Hani onun dışında dediğim gibi çok da bir olayı yok gibi. Bunlar zaten sadece şeyde açılıyor anladım. Hani şu işte böyle ekstra efektler mefektler gelmiş ama onların özel oyun modu, eğitim modunda açılıyor. Özellikle ilk giren arkadaşlarım vesaire yapacağı tarzda biraz daha sinematik bir hani eğitim modu yapmışlar ama biz de açabiliyor gibiyiz. Oğlum ne yapmışsınız da kısıtlamışsınız daha fazla? Ne oldu ya? Burada yine maldan kaçırmışlar gibi bir durum var. Ajan seçim ekranı değişmişti, ona bakalım. Bunu Abyss haritası özelinde göstereceğim. Çünkü Abyss'te de bir değişikliğimiz bulunuyor. Yine seçim ekranı zaten görselde de görebiliyorsunuz. Görselleri hemen değiştirmişler. Sağ tarafta vardı. Bu şekilde seçim ekranımız da değişmiş. Daha böyle hani daha değil yani direkt olarak konsoldaki seçim ekranını getirmişler. Bunun zaten gelebileceğini, bu tarz bir seçim ekranı geleceğini size aylar öncesinden söylemiştim. Bahsettiğim noktada burada sağ tarafta bulunan o hani değişecek, short tarafında da paylaşmıştım, portal bölümü. Yeni ajanımıza dair bir gönderme var orada. Zaten bu tarz bir değişiklik olabileceğini de söylemiştim. O da oldu. Güzel gidiyoruz bakalım. Tipleriyle dalga geçerdim ama. Yani jet bize söylenirken şuraya geliyoruz. İşte sarmaşıklar vesaire portalı delmiş durumda. Bunun hani bir görselini size Shorts tarafında paylaşmıştım. Bu tarz bir yeni ajanımıza gönderme olacak tarzda bir yapı var. Üst tarafta işte çatlak vesaire bulunuyor. Sarmaşıklar delmiş geçmiş. Yine burada da gül var. O çiçek bulunuyor yani oyuncu kartında vesaire de vardı. Kum Saati organizasyonunun, Kum Saati kardeşliğinin logosu burada. İşte değerler vesaire burada. Anlayacağınız ajanımız buradaki girişi delmiş ve kaçmış. Bu tarz bir durum var burada da. Yine Abyss haritasına çarşamba günü itibariyle girdiğiniz zaman bu yapıyı bu şekilde görebileceksiniz. Yani buradaki durum da bu şekilde. Poligondaki mesajlara baktığımız zaman Cypher'dan şifre kırmak sanattır başlığıyla bir mesajımız var. Ve ben ise bir sanatçıyım Brimstone demiş Cypher. Kum Saati kardeşinin korumalı dosyalarının şifresi yavaştan çözülüyor. Abyss için lojistik amaçlı kullanılan iki farklı kardeşlik üssünün dağ koordinatlarına ulaştık. Kum Saati'ne kum lazım sonuçta değil mi? Şu kumları biraz daha kazıyım, ayrıntıları iletirim tarzında böyle ritmik açırdığım bir okuma oldu ama bu tarz bir mesajımız var. Ve bir adet de sesli mesajımız bulunuyor. Bu arada iki ayrı üst dediği acaba yeni gelecek, ilerideki yani ileri zamanlarda gelecek haritalara bir gönderme mi arkadaşlar? Hadi bakalım analizler. Brimstone! Brimstone! Lütfen aç! Dinle! Bir şey oldu! Muhafaza hücresinde her ne vardıysa hücreyi parçalayıp kaçmış. Her yerde metal var ve alarmları
Brimstone, hemen buraya gelmelisin. Burada da bu şekilde bir mesajımız bulunuyor. Bu da anlaşılacağı üzere metalden vesaire metal sarmaşıklardan yola çıkarak aslında yeni ajanımıza yine bir gönderme olduğunu söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla poligondaki mesajlarımız da yeni ajanımız öncesi bu şekilde. Ya burada niye mal çaldınız abim siz ya? Ben buna çok kuruldum. Ben gidip daha geçen gün şuradaki botları vurmuştum. Bak bir de burada buraya kapı yapmışlar, orada hala portal doluyor. Evet, videonun içerisinde de söylediğim gibi bu arada bir çekilişimiz vardı. Kazanan arkadaşları şu an karşınızda görüyorsunuz. Hemen ritmimiz değişti, evet. Kazanan arkadaşları şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşlar Discord üzerinden YouTube hesaplarını bağlayıp bana ulaşabilir. Bana ulaştıkları zaman ben de onlara kodlarını veririm. Champions koleksiyonu 1 Ağustos gecesi vitrine eklendiği zaman aynı zamanda bir set çekilişimiz de başlayacak. Onun duyurusunu set videosunda yaparım. Videonun sonunda da koleksiyonumuzun geliştirilmiş halinin oyun içi görüntülerini göstereyim. Ben bununla birlikte de videoyu kapatalım. Genel hatlarıyla değişikliklerimiz bu şekilde. Dediğim gibi yani çok ekstra şeyler yok. Gelen şeyler bu şekilde. Bu koleksiyon fiyatını ne ekstra olarak merak edenler, konuşanlar oluyor ama Champions koleksiyonlarında fiyatlar 3 senedir hiç değişmemişti. 4. senede de değiştireceklerini çok zannetmiyorum. Aşağı yukarı zaten hani 6100-6200 VP civarlarından satılacaktır set. Hani tekli fiyatlar da şu an karşınızda gördüğünüz tarzda geçen seneki gibi olacaktır diye düşünüyorum. O zaman bu kadar. Oyun içi görüntülerle sizi baş başa bırakayım. Son olarak setin kapanışı yapalım. Kendinize iyi bakın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Gerisi için iyi seyirler. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?